Şimdi Ali Murat Kırık hocama dönmek istiyorum. Hocam evet, bu hafta Türkiye'de ve dünyada girişimcilik alanında ne gibi gelişmeler oldu? Buyurun, söz sizde. Evet, tabii öncelikle şuradan başlamamız lazım. 10. Girişimci İş Adamları Vakfı ödülleri sahiplerini buldu. Son derece önem arz eden bir konu bu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Girişimciler Buluşması kapsamında gerçekleştirilen 10. Girişimci İş Adamları Vakfı ödülleri Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapıldı. Özellikle 11 dalda tam 15 ödül verilmiş oldu ve Girişimci İş Adamları Vakfı özellikle 6 girişim fikri ve projeyle toplam 1 milyon Türk lirası bir ödül verdi. Bu son derece önemli, teşvik açısından son derece mühim olduğunu düşünüyorum. Ödül töreni öncesinde de katılımcılara AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan hitap etti. Aynı şekilde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yine Sayın Genel Başkan Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanımız Mehmet Koç ve yine Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan ve KOSGEB Daire Başkanı Ali Urhan yer aldılar efendim. 2 gün sürdü bu etkinlik ve böylece aslında girişimcilik ekosistemine çok büyük katkısı olduğunu ifade ettiler ki ben de katılıyorum. Çünkü bu girişimciler buluşması her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de zaten bu tarz çalışmalara ihtiyacı var. Çünkü ne kadar fazla proje üretilirse, ne kadar proje desteklenirse o kadar fazla bilime katkı sunulmuş oluyor Şenol Bey. Dolayısıyla ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yılda da Konya'da gerçekleştirilmesi oldukça önemli bir detaydı. O yüzden girişimcilik raporunun ilk maddesi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. İkinci başlığımıza geçtiğimizde Türkiye-Finlandiya işbirliğinin var olduğunu görüyoruz. Özellikle TÜBİTAKA ile Business Finland arasında işbirliği protokolüyle iki ülkenin sanayi kuruluşları beraber yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projeleri kapsamında bir destek anlaşmasına vardılar. Özellikle 22 Ağustos 2023 tarihinde işbirliği protokolü imzalandı ve bu çerçevede Türkiye ve Finlandiya'nın sanayi kuruluşları tarafından birlikte yürütülecek olan Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenmiş olacak. Türkiye açısından da son derece önemli, Finlandiya açısından da son derece önemli. Neden? Çünkü burada hem kamu kuruluşları, hem araştırma merkezleri, hem enstitüler, hem sanayi kuruluşları ortak projeler yürütülecek. Efendim, hani tabiri caizse bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ülkelerin birlikte gerçekleştirecekleri projelerin hem girişimcilik adına son derece önemli oldu, hem de aynı şekilde ülkelerin ortaklıkları açısından da son derece mühim olduğunu altını çizmemiz gerekir. O yüzden İkinci başlığımızda Türkiye ve Finlandiya arasındaki işbirliği oldu. Yine üçüncü ve önemli bir gelişme, yine hem Türkiye açısından hem dünya açısından medya alanında yeni bir birlik girişimi gerçekleştirildi. Burada da medya birlik ve gelecek vizyonu konulu özellikle Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi 6 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'da yapıldı ve Türk Haber Ajansları Birliği ATNA kuruldu ve Serdar Karagöz ilk dönem başkanı seçildi. Bu çok önemli bir gelişme aslına bakarsanız. Türk dünyası açısından son derece mühim olduğunu düşünüyorum. Zirve sırasında bir konuşma yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliye, Türk Devletleri'nin Medya Ajansları Birliği'nin ve medya alanındaki gelecek vizyonlarının önemini vurguladı. Bir de bildiğiniz gibi son dönemlerde ciddi problemlerden biri, hem teknoloji açısından hem Türkiye açısından hem dünya açısından en büyük problemlerden biri dezenformasyon ve sahte bilginin yayılması oldu efendim. Özellikle Türk devletlerinin bu konuda daha hassasiyetli bir şekilde duracakları ve bu kapsamda ortak faaliyetler yürütebilmeleri açısından bu ortaklığın var olması ve Anadolu Ajansı'ndan bir isminle bu noktada seçilmesi son derece mühim olduğunu ben düşünüyorum kendi adıma. Üçüncü gelişmemiz de girişimcilik adına buydu. Yine e-ticarette oyunlaştırma webinarı gerçekleştirildi. 12 ve Genfet işbirliğiyle ikinci e-ticarette oyunlaştırma webinarı, özellikle 12 uzman konuşmacının 12'şer dakikalık sunumlarıyla, konuşmalarıyla gerçekleşti. Özellikle artık günümüzde sizler de zaman zaman yayınlarınıza zaten ifade ediyorsunuz. Metaverse dediğimiz kavram ve oyunlaştırma dediğimiz kavram oldukça önem arz eden bir noktaya gelmeye başladı. Özellikle katılımcılar bu sayede büyük kurumların, kuruluşların
oyunlaştırılmış uygulamalarını dinleme şansı buldular efendim. 12 platformu kurucusu Ziya Kızıltan'la GameFed Türkiye oyunlaştırma topluluğu kurucusu Ercan Altun Yılmaz'ın yaptığı ve tümüyle ücretsiz olan etkinlikte ilk konuşmacı, eğitimci, metaverse uzmanı hepimizin de bildiği değerli Devrim Danyal oldu. Devrim Danyal özellikle e-ticaretin günümüzde iki boyutlu deneyimlerini oyunlaştırmayla beş duyumuz üzerinden metaverse ticaret, yani m-ticaret olarak güncelleyeceğini paylaştı. Ki bizler de aslında bunu her zaman ifade ediyoruz Şenol Bey. Artık yavaş yavaş e-ticarette de üçüncü bir boyut ortaya çıkmaya başladı. Yani artık e-ticarette girdiğimiz ya da surf diye ifade ettiğimiz sitelerde artık sanal avatarlarımız üzerinden sanal mağazaları gezerek ürünleri tercih etme imkanı bulmuş olacağız. Bu da aslında Metaverse ile birlikte e-ticaretinde ciddi bir değişim ve dönüşüm içerisine gireceğini bizlere göstermiş oluyor. Beşinci haberimiz, yapay zekadan 10 yılda 7 trilyon isimli girişimcilik örneği. Deloitte Türkiye, ki zaman zaman rapor ve araştırmalarını da gündeme getiriyoruz, İnsan gibi birçok yönlü düşünebilen, işte öğrenebilen ve uygulayan yapay zeka sistemlerini ifade eden üretken yapay zeka konulu etkinlikte bu alandaki gelişmeleri dair öngörülerini paylaştı ki az önce Oğuzhan Hocam da söyledi. Birçok alanda zaten yapay zeka şu an kullanılmaya başlandı. Özellikle biz de görsel iletişim ve dijital medya programımız, yüksek lisans programımızda Şenol Bey bunları özellikle aktarmaya çalışıyor. Çünkü medyada da çok önemli bir noktaya gelmeye başladı yapay zekayı kullanmak. Dolayısıyla burada yapay zekanın önemini vurgulamamız gerekir ki Türkiye'ye gelen Deloitte küresel yapay zeka lideri Kosti Perikos, üretken yapay zekanın toplumun hem etkileşimine hem iş yapma değişebilirliğine ve bunun da yapay zeka pazarının katlanarak büyümesine neden olacağına dikkat çekti ki Türkiye açısından da ciddi manada avantajlara sahip. Çünkü biz de aslında çok hızlı bir şekilde giriş yaptık. Tabii ki bunu faydalı bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Yapay zeka okuryazarlığı ya da prompt okuryazarlığı çok önemli. Öğretmenlerimiz açısından da çok önemli. Akademisyenlerimiz açısından da çok önemli. Çünkü artık proje süreçlerinde aktif ve faal bir görev de üstlenecek. Belki de bizim bu noktadaki co-pilot'ımız olacak yapay zeka. Ama dediğim gibi doğru verilere, doğru bilgilere ihtiyacımız söz konusu. O yüzden de yapay zeka okuryazarlığının önemli olduğunu ifade etmemiz gerekir. Nitekim biz de zaten derslerimizde bunu vurgulamaya çalışıyoruz Şenol Bey öğrencilerimize. Ve son girişimcilik haberimiz Türkiye Innovation Week olacak ki o da ciddi manada yaklaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde biliyorsunuz hem inovasyon ekosistemini geliştirmek, efendim büyütmek ve inovasyonun gücünü keşfederek geleceği şekillendirecek fikirleri bir araya getirmek, ilham vermek amacıyla Türkiye'de düzenlenen ama aynı zamanda yakın coğrafyanın da belki de en büyük buluşması, en büyük inovasyon buluşması diye ifade edebileceğimiz Türkiye Innovation Week bu yıl 10. yaşını kutluyor ki 2012 yılından bu yana artan ve giderek katılımların arttığı bu etkinliğe Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliği efendim 23-24-25 Kasım'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Şimdiden bunun çalışmaları da başladı. Bu alanda yapılacak bütün çalışmalar Türkiye Innovation Week'te buluşacak ve girişimcilik adına yine 10.sü düzenlenen Türkiye Innovation Week bu noktada ilham verici içerikleri bünyesinde barındırmış olacak. Evet, 5 ila 12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş girişimcilik raporunu bu şekilde ifade edebiliriz Şenol Bey. Hakikaten dop dolu bir hafta geçmiş oldu. Türkiye açısından oldukça umut verici. Çünkü bizim bu noktada girişimcilik noktasında özellikle Türkiye'deki yerli milli kuruluşların ciddi manada etkisini hissetmeye başladığımız bir dönem içerisindeyiz. Bu da açıkçası
girişimcilik adına mutluluk verici. Çünkü Türkiye'ye örnek olan, aynı zamanda dünyaya da örnek olan gelişmelerin yaşanması bir akademisyen olarak beni çok çok mutlu ediyor. Zaten değerli hocalarımız proje alanındaki gelişmeleri, çalışmaları anlatıyorlar, aktarmış oluyorlar. Ben de açıkçası bir cümleyle ifade edecek olursam, Marmara Üniversitesi bu noktada çok önemli çalışmalara imza atıyor. Oğuzhan hocama da o yüzden çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum bir Marmara Üniversitesi personeli olarak. Onu da bir parantez içinde belirtmek istedim Şenol Bey. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık hocamıza aktardığı değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Takipte tutuyorum. Yani hoşçakalın. Çok teşekkürler.